3 boyutlu yazıcılar hayatımıza girdiğinden beri hayal ettiğimiz tüm nesneleri üretmek artık çok basit bir hal aldı. Temel olarak yazıcılarla yaptıklarımız kendi tasarladığımız veya hazır modelleri dijital ortamdan çıkartıp elle tutulur, gözle görülür şeyler haline getirmek. Açıkçası bir 3 boyutlu yazıcı sahibinin sadece hazır modelleri alıp bastırmasının elindeki yazıcıya birazcık haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ama yine de hali hazırda mevcut olan bir modelin tekrar tasarlanmasını, yer çekimini tekrar bulmaya benzetiyorum. Fakat yine de bazı durumlarda bastıracağınız modelin bazı parçalarını tekrar tasarlamanız gerekiyor. Benim buna en iyi örneğim geçen hafta videosunu yayınladığım 3D yazıcıyla yaptığım RC araba modeli. O videoda normal şartlarda şöyle görünen bir aracı bazı parçalarını tekrar modifiye ederek şu hale getirdim. Bu videoda da bu tasarımları nasıl yaptığımı, çizimlerimi yaparken kullandığım teknolojileri, çizim tekniklerimi ve işinizi kolaylaştıracak birçok yöntemden bahsedip hayat kurtarıcı ipuçları vereceğim. Anlatmaya başlamadan önce şunu hatırlatayım. Bu konuda herhangi bir eğitim almadım. Konumuzla yakından ilişkili iki eğitim girişimim oldu. Bunlardan birincisi lisede aldığım teknik resim dersleri meslek sisi mezunuyum ben. Ki bu konuda çok az şey hatırlıyorum. İkincisi de üniversitede aldığım otoket dersleri. Ama bunlar da tabi temel düzeyde olduğundan burada çok kullanabildiğimi sanmıyorum. Bu konuda herhangi bir iddiam da yok ve muhtemelen aranızda benden çok çok ileri düzeyde bu işi yapabilen insanlar vardır ama yani orada da şöyle bir durum var iyi olduğunuz bir konuda neden bilgilerinizi, tecrübelerinizi insanlarla paylaşmıyorsunuz diye sorarlar adama. Demek istedim bana bu işi bilmiyorsun demeden önce neden oturup iki satır bir şeyler kralayıp video çekmiyorum, insanlara anlatmıyorum da bu bilmeyen adam çıkıp bunu anlatmış diyeyim. Anlatacağım bu basit şeylerin nereden öğrendim derseniz öğrenme tekniğim şöyle. Önce yapacağımı kafamda oturtuyorum. Ölçüleri çıkarıyorum. Sonrasında da bilgisayar başına oturup çizmeye başlıyorum. Ben elle çizimi çok sevmediğimden direktman bilgisayara yapışıp çizmeye başlıyorum ki eğer siz kağıda çizeyim önce derseniz bence çok daha iyi olacaktır. Benim çizimlerimi yapmak için kullandığım uygulamanın adı Fusion 360. Adobe'un bir ürünü ve bence kullanımı çok zevkli. Ayrıca bulut yapısıyla çizimlerinizi başkalarıyla paylaşmanıza ya da farklı bilgisayarlar kullanıyorsanız ekantunuzu açarak çizimlerinize direkt ulaşmanıza imkan sağlıyor. Öğrenciler için öğrenci oldukları süre içinde uygulama ücretsiz. Bunun dışında para verip satın almanız gerekiyor. Ben iki farklı PC'de bu uygulamayı kullanıyorum. Bunlardan biri Windows bir makine. Monster marka bir notebook. i7 7. nesil bir işlemciye sahip. 8 GB RAM'i var. Kullandığım ikinci bilgisayar ise 2007 model bir MacBook Pro. Çok yeni bir makine olmasa da Fusion'ı bu makinede kullanmak Windows makineye göre çok daha keyifli. Şimdi ne çizeceğimi anlatacağım. Sonra tekniklerin teker teker üzerinden geçiyor olacağım. Şimdi burada gördüğünüz parçalar RC araca bağlayacağım bir romork için bastığım parçalar. Daha sonra bunu bir projede kullanıyor olacağım. Yani bu romork'ü daha sonra tekrar görüyor olacaksınız. Ve romork'te tekrar tasarlamam gereken bazı parçalar var. Bunlardan biri şu elimde gördüğünüz parça. Bundaki sorun ne derseniz. Şimdi şurada gördüğünüz elimde gördüğünüz rulman buna uyumsuz şurada görüldüğü gibi. Rulman bunun içine girdiğinde şöyle bir oynama oluyor. Yani burada bir boşluk yaratmış oluyorsunuz. Ama istediğimiz şey bu değil. Vurulmanın buraya tam oturması gerekiyor ki sorunsuz şekilde bunu böyle kullanabilelim. O yüzden bu parçaları ölçülerini alarak tekrar tasarlıyor olacağım. Şöyle iki tane var bunlardan. Bunlar tekerlekler. Yani şu normalde şunlardan bir şase oluşacak. Bunun altında şu gördüğünüz parça dingil olacak. Bunlar da buna bağlanacak. Tekerlekler de bunlara bağlanıp romorku çekiyor olacağız. Şurada gördüğünüz çamurluklar. Bunlar da makas dediğimiz yay sistemi. Bu da çekeceği yani araç buradan bu şekilde çekiyor olacak. Dediğim gibi şu parçaları tekrar tasarlamam gerekiyor ki sorunsuz şekilde kullanabilelim bunu. Yani buna uygun rulman satın almam gerekiyordu aksi takdirde. Rulmanlar da ucuz şeyler değil yani bir parçayı tekrar tasarlayıp daha doğrusu çizip tekrar basmak daha ucuza gelecek daha uygun olacak. O yüzden bu parçayı Tekrar basacağım. Şu gereksiz olan parçaları şimdi alıyorum. Sonra işlemin nasıl yaptığımla ilgili adımları anlatıyor olacağım. Şimdi bir yandan Fusion ekranını görürken bir yandan da ölçü alacağım masanın üstünü görüyorsunuz ve ölçü alacağım malzemeler burada. Ölçü almak için iki şey kullanıyorum. Bir tanesi cetvel, ikincisi ise kumpas. Şimdi normalde kumpas genelde yeterli oluyor bu tip parçalar için ama daha büyük bir parça ölçeceksem bir cetvele ihtiyacım oluyor genelde. Mesela şöyle bir parça ölçeceğim zaman cetvel kullanmak zorunda kalıyorum. Şöyle koyup bunun kaç santim, kaç milim olduğunu aşağı yukarı görebiliyorum ama burada şöyle bir şey var ee, küçük detaylar önemli sizin için i̇şte tam birden fazla parça birbirle birleştireceksiniz falan tam tamına gelmesi için kumpası kullanabilirsiniz benim kullandığım kumpas ucuz bir kumpas bunu 35 lira gibi bir şey almıştım dijital bir kumpas çok böyle e, profesyonel kullanım için değil ama böyle evde kendi kendinize bir şey yaparken kullanmak için yeterli kumpası kullanmanın üç çeşidi var benim bildiğim Bunlardan birincisi şurada gördüğünüz kısmı kullanmak. Yani şöyle buradaki kısımla genelde uzunlukları ölçebiliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir sorun olmuyor. Şu şekilde direkt ölçebiliyorsunuz. İkincisi şurada gördüğünüz bölüm. Bunu genelde iç çapları ölçerken kullanıyorum. Şöyle şu şekilde direkt iç çapı ölçebiliyorsunuz veya şuradan iç çapı ölçebiliyorsunuz. Üçüncü yöntem ise şurada gördüğüm çubuk. Genelde oluyor bunlar her kumpaslı olmasa da birçok kumpasta mevcut. Peki bunu nasıl kullanıyoruz derseniz bunu da derinlik ölçmek için kullanıyoruz. Kumpasın şu çıkıntısını buraya dayıyoruz ve şunu olduğu kadar sıfırlıyoruz. Sıfırladığınızda şurada verdiği rakam sizin şuradaki derinlikteki ölçünüz oluyor. Örneğin mesela şimdi şurada 5 milim çıktı buranın derinliği. Benim kullanacağım rulmanlarda 5 milim zaten yani derinlik birebir aynısı olacak. Çizimlere başlarken önce kendime bir bakacak yüzey belirliyorum çünkü Fusion'da da aynı yüzeyi kullanıyor olacağım. Ben şuradan bakarak çizmeyi planlıyorum çünkü burada daha fazla ayrıntı var. Zaten 3 boyutlu göreceğimiz için ben şu yüzeye bakarak direktman çizmeye başlayabilirim. Önce şunu ölçeceğim. Burası. 19 milim civarında. Burayı ölçtüğümde de 21 milim bir ölçü gözüküyor. Şimdi 19 milime 21 milim bir kare çizerek başlayacağım. Sonra da bunu şekillendiriyor olacağım. Şimdi fusion'a geçelim. Fusion'da da aynı şekilde bir tane yüzey belirlemeniz gerekiyor önce. Ben üstten bakmayı tercih ederim genelde. Yani çizerken şuradan bakarak çiziyor olacağım. Hemen bir tane katman oluşturuyorum, aynı burada seçtiğim yüzeyi orada da görebilmek için. Katmanımı seçmemi istiyor, şuradan katmanımı tıklıyorum, sonra bir tane dikdörtgen çizeceğim. Çünkü normal şartlarda burası bir dikdörtgen, şu kenarları sonradan iyi e olacağım. Neydi bizim ölçülerimiz? Şöyle baktığımızda 21'e 19, 21'e 19 bir kare çizerek başlayacağım. Şurayı seçiyorum, şöyle bakın şu an işaretli gördüğünüz yüzeyi 21 yapacağım şöyle. Diğerini de taba basarak diğerine geçiyorum. 19 diyorum. Şöyle bir kare oluşturmuş oluyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ne? Şurada bir eğiklik var. Bu eğikliği yapmam lazım. O yüzden de şuranın ölçüsünü almam lazım. Buranın ölçüsü ne kadar? 13.5. Bir de şuraya bakalım. Burası da 8 milim civarında. Şimdi 13.5. Şurası 13.5'tu. 13.5 yukarı çıkıp ortadan da 8 miydi? Aynen 8 milim bir alan oluşturacağım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Şuradan line'ı seçeceğim. Şuradan 13.5 bir çizgi yapacağım. 13.5. Burası tamam. Ondan sonra şuradan da yine 13.5 yapacağım. 13.5. Burası tamam olmuş oluyor. Sonra bir de şurada bize bir 8 milim lazımdı. Onu da nasıl yapacağız? Önce şuraya bir ölçü yapmam lazım. Buranın zaten ölçüsü vardı gerçi de. Neydi buranın ölçüsü? Hemen şöyle şurayı tekrar hatırlayabilmek için. 19 milim. 19 milimden 8 milim çıkarsak 11 milim kalır. Sağdan soldan da 2'ye böleceğimiz için 11 bölü 2 yaptığımızda 5,5. Yani şuradan şöyle 5,5 gelirsek 5,5 yaparız. Şuradan da 5,5 geliriz. 5. Pardon 5,5 yanlış yaptım. Şöyle CTLZ ile geri alabiliyorum bu arada. Aldım. Tekrardan çiziyorum. Şu noktadan şuraya 5,5 milim çizdim. Bakın şurada iki nokta görüyorsunuz. Bu iki noktayı birleştireceğim şimdi. Şuradan şuraya, şuradan da şuraya. Sonra bunun trimleme işi var. Kullanmayacağım yüzeyleri trimli olacağım. Onda nasıl? Şurada trimi seçiyorum. Şurayı sildim. Şurayı da sildim. Pardon. Alıyorum tekrar. Burayı sildim. Şurayı da sileceğim. Sonuç olarak şurada bizim aşağı yukarı oluşmuş oluyor 3 boyutlu çizimimiz. Şimdi bunu bir yükseltmem gerek. Nasıl yükselteceğim? Şurada bir derinliğimiz var. Bakın şu noktadan şu noktaya bir derinliğimiz var. Burayı ölçeceğim. Neymiş buranın derinliği? 22 milim. 21,5-22 milim civarında. 22 milim bir yükseklik koyacağım. Bunu nasıl yapıyorum? Şurada solid var. Buradan şunu seçiyorum. Sonra da buraya 21 milim yapıyorum. Ve bizim ana parçamız gördüğünüz gibi oluşmuş oluyor. Benziyor değil mi? Oradakine yani neredeyse aynısı. Şurada birazcık Köşeleri yuvarlak dönmüş. Onu yapabiliriz. Onda bir sıkıntı olmaz. Hatta yapmamıza bile gerek yok. Yazıcı onu çıkartırken zaten o şekilde çıkartıyor olacak. Şimdi şu oyukları yapalım diyorum. Şurada gördüğünüz delik 5 milim. Hatta 6 milim bile olabilir. Bir saniye tekrar bakıyor olacağım. Aynen burası 5 milim. 5 milim bir delik. Ama ben bunu 6 milim yapacağım. Niye derseniz şunun içi. Bakın iç çapı 6 milim. 6 milim bir delik açacağım. Tam ortasından. Bunu nasıl yapacağım derseniz. Yine bir yüzeyden bakacağım çizimimi. Sonra şuradan tekrar bir yüzey seçeceğim. Yüzey neresi? Şu yüzeyi seçiyorum. Çünkü buraya delik koyacağım. Buranın tam ortasını bulmam gerekiyor. Nasıl bulacağım derseniz çok da önemli değil. Bakın şöyle zaten tam ortasını gösteriyor bana. Yani aşağı yukarı bunun ortası neresi olduğunun bir önemi yok. Gerçi şöyle çizeyim hemen 6 milim bir delik. Dairenin tam merkezi. Burası kaç milimdi? 19 milimdi. Dairenin tam merkezi kaç yapıyor? 9,5 milim yapıyor. Şurayı hemen 9,5 olarak ayarlarsam buçuk tam ortaya gelmiş oluyor. Hatta bunu teyit etmek için şöyle de yapabiliriz. Buraya tıklayın. Şuraya tıklayın. Bakın hata yapmışım mesela. Yani muhtemelen hesap hatası yaptım. Ee, 11.5 oldu burası. Burası ise 9.5 oldu. Şimdi şunu sileceğim. Bunu silersem ayarlayamam onu. 11.5, 9.5 bunların arasında 2 milim var. Yani 10.5 yapmam gerekecek. Hemen şuradan 10.5 olarak güncelliyorum. Şu an tam ortaya oturmuş olması gerek. Hemen bir ölçü yapalım tekrardan hata olmasın diye burayı burayı seçiyorum. Evet ikisi de 10.5 şu an tam merkezde deli. Şimdi bu deliği açacağım yine şuradan soil diyeceğim. Şunu seçeceğim şurayı seçeceğim. Benim bakış açım şöyle oluyor çünkü hani delindiğini görmek istiyorum. Buradan aşağı doğru çektiğimde bakın deliğimi açtım. Şimdi şu ortadaki deliği açtık çok da güzel açtık. Şimdi ne yapacağım? şunun deliğini açacağım. Rulmanın oyunu açacağım daha doğrusu. Burası 13 milim. Şimdi burada bir trik vermek istiyorum. Bu 13 milim ama bunun içeri girebilmesi için sıkı sıkı girmesini istiyorsanız her iki yüzeyden yarım milim civarı bir boşluk bırakmanızda fayda var. Yuvarlaklarda bu normal standart yarım milim olur. Hani dikdörtgen falansa yarım yarım bir milim bırakmanızda daha bir fayda var. Ben yarım milim boşluk bırakacağım. Bu böyle biraz sıkı sıkı girmesini istiyorum çünkü. 13 milimdi burası. 13,5 milim bir oyuk açmam yeterli olacaktır. Buranın derinliği ne kadar? 5 milim demiştik zaten. 13,5 ve 5,5 milim yapmam benim için yeterli olacaktır. Onu da nasıl yapacağız? Şuradan tıklayacağım yine yüzeyi seçeceğim. Sonra şunun merkezini bulacağım. Zaten bunu ortalamıştık. 13.5 yazamadım. 13.5 seçtim. Bir de bunu 5.5 içeri sokacaktık. Hemen şöyle yine solidi seçip şuradan 5.5 yaptığımda yukarı çıkıyor. Bakın bunu eksi yaparsam ne oluyor? İçeri girmiş oluyor. Çok güzel bu Rulman buraya tam girecektir. Ama ben şurada birazcık daha böyle şekilli yapmak istiyorum. O yüzden şuradan fillet'ı seçtim. Bu benim şu kenara birazcık yumuşatmamı sağlıyor. 1 milim yumuşatsam ne olur diye bakacağım. Gayet de güzel oluyor. Bakın 1 milim yumuşattığımda şöyle güzel bir oyuğum olmuş oluyor. Ama şuraya da bir oyuk koymak istiyorum. Şimdi onu da yapacağım. Yine buraya tıklayacağım. Buraya da 1 milim bir oyuk koyacağım. Böyle de çok tatlı olmuş oldu. Şimdi tasarımları yaparken bir dikkat etmemiz gereken şey olabildiğince desteksiz baskı almak. Bunun için de bir yöntemim var. Normalde destek istemiyorsanız şöyle oval tasarımlar yapmanız sizin bunu daha az destekli basmanızı sağlayacaktır. Şimdi bu tarafı yaptık. Diğer tarafımız var. Hemen alt kısma geliyorum. Aynısını alt kısım içinde yapacağım. Yine merkezi buluyorum. 13.5 yazamadım. 3 biraz zor basıyor sanırım. 13.5 genişliğinde bir daire çizdim bunu yine beş buçuk içeri gireceğim seçtim şöyle bakıyorum eksi yazamadım şuraya Daha hepsini sileyim beş buçuk yazdığımda tabi yukarı çıkardı buraya bir eksi koyacağım eksi beş buçuk yazdığımda çok güzel bir olum olmuş olacak bakın parçama gitgide benziyor farkındaysanız şöyle tıkladım hemen buraya bir milim bir oyuk koyacağım yine Diğer tarafta yaptığım gibi yine buraya tıkladım buraya da bir milim ayıt koyacağım. Böylece çok güzel böyle tasarlamış oldum bunu. Şimdi biraz şekillendirmek istiyorum. Gerçi şuradaki delikler de var hala ama şunların bir bunları da açayım. Bunlar üç buçuk milim genişliğinde delikler. Bir de bunların tabi şöyle dış yüzeyi var. Buraya da baktığımda 6 milim bir vida'nın kafası girecek kadar bir delik var. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Önce şu 3.5 milimlik boydan boya deliği açayım. Sonra 6 milime bakacağım. Şöyle alt kısmından deleceğim. Böylece daha rahat olacaktır. Ama bir de şurada şöyle bir şey var. Şurayı ölçmem gerekiyor. Bu da ne? 17.17 17, 17, milim diyelim. Bir de bunların iç kendi çapları vardı. Onu da oradan çıkarmak gerekiyor. 17 milimden 3.5 çıkartırsak 17 eksi 3.5 dersek 13.5 aralığı olan 3.5'luk delikler yapacağız. Nasıl yapacağız? Hemen tekrar katmanımızı seçeceğiz. Buraya 3.5 şöyle yapacağım. Bir de şunu da ölçmemiz lazım tabi. Hani şurası tam nereye geliyor? Bu tam ortada olduğunu varsayarsak onu ayarlarız. Şimdi şuradan 3.5 bir delik açacağım. 3.5 delim şöyle. Buna paralel bir tane daha açacağım. Onu da şöyle yapacağım. 3.5. 2 tane deliğim Tamam ama gördüğünüz gibi bunların birbirlerinin arasında şey var. Fark var. Şunu bir geri alacağım. Şuna paralel yapacağım tekrardan bunu. Şu ortaya getiriyorum. Bakın böyle çekiyorum. 3,5 dediğimde 3,5 genişliğinde bir delik açmış oluyorum. Şimdi bunların arasında ne demiştik? Şurada hesap makinemden hesaplamıştım. 13,5 demiştik. 13,5'u da şöyle ayarlayacağım ikisinin arasını. Burayı seçeceğim. Burayı seçeceğim. Buraya da 13,5 diyeceğim. Bu biraz sağ kaydı farkındaysanız. Sonra bunları tam ortalamam lazım bir de. Nasıl ortalayacağım? Şöyle şuraya boyu alacağım. Burası neymiş? 2.99 2.1 diyebiliriz buna. Bir de şuraya alacağım. 3.41 Hemen bunları hesap makinesinde hesaplayacağım. 2.099 2, Artı 3.401 diyeceğim. Bunların ikisini topladığımda 5.5 yapıyor. Yani toplamda aralarında 5.5 milimlik fark var. Bunu... 2'ye bölersek bölü 2 dedim. 2.75. Şimdi bu 2.75'i nasıl yapacağım derseniz şunu sileceğim. Buraya geleceğim. 2.75 diyeceğim. Şu anda tam ortalamış oldum. Bir de tabi bunların aşağı yukarı olayları var. Aşağı yukarıları da hesaplamak gerekiyor. Şuradan ölçtüm. 10.5. Bir de şuradan ölçeceğim. 10.5 tam ortadayım zaten bu. Yani bunları yapmak Gereken bir şey kalmadı. Şuraları seçelim ve deliğimizi açalım. Böyle yaptığımızda bu deliklerim de açılmış oldu. Ne kaldı? Bizim şu vida kafalarının geleceği kızım kaldı sadece. Ee, onu da şöyle yatay yüzeylerden yapamıyorum. Yapabilirim ya. Şöyle şu yüzeyden yaparım. Ee, bu yüzeyi seçerim. Sonra şuradan 6 milim genişliğinde bir delik yaparım. Böyle seçerim. Sonra yine bunu şöyle yaparım. Buradan seçerim. Şöyle şuraya kadar gelse yeter. Okey derim. Bakın neredeyse diğerinin aynısı oldu. Şimdi bura için de aynısını yapacağım. Yine bir sketch oluşturacağım. Şuradan seçeceğim. Şuradan bunun tam ortasına bulacağım. Sonra buraya 6 milimlik bir delik açacağım. Yine buradan solid seçeceğim. Şuradan aynı diğerinin uzunluğunda bir delik açacağım. Onu da şöyle yapabilirim. Şuradan hizalayabiliriz. Bakın bu kadar yaptığımız zaman aynısını yapmış olacağız. Gördünüz mü? Parça diğerinin aynısı oldu. Ee, ben birazcık daha süslemek istiyorum bunu. Onu da şöyle. Şu ucu tıkladım. Şuraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Şunu. Şunu. Bunları böyle 0,5 kadar yuvarlamak istiyorum. Az oldu. Bir yapayım bunu. Bir milim kadar yuvarladım oradaki parçanın aynısını çizmiş oldum. Şimdi bunun da bir exportunu almak gerekiyor. Şuradan dotuyoruz. Export demeden önce bunu kaydetmem lazım tabi. Buna bir isim vereceğiz. İsmi ne olsun? Romerk parçası. Yeterli. Yazamadım zaten. Romerk parçası. Tamam. Şuradan export'a basıyorum. Masa üstünü seçiyorum. Şuradan STL file'ı seçiyorum export diyorum. Ve çıktıyı almaya başlıyor. Sonrasında çıkan çıktıyı Kuro üzerine yerleştirip çıktısını alıyor olacağım. Ben şimdi bunun çıktısını alıp geri geleyim. Gördüğünüz üzere şu anda baskılar bitti ve neredeyse birbirisinin aynısı olan iki parça ortaya çıktı. Şöyle baktığınızda neredeyse aynı gözüküyorlar. Sadece rulmanları yerleştireceğimiz yeri değiştirmiş olduk ve rulman da gördüğünüz gibi tık diye oturuyor artık yerine. Sizler de bu şekilde anlattığım yöntemleri ve teknikleri kullanarak kendi parçalarınızı tasarlayabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm ekipmanlarıma teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.